Bay J Show başlıyor. I had this thing to call my own. Bay J, Bay J on Power FM. İyi akşamlar dinleyiciler. Umarım iyisinizdir. Power FM'de ben Bay J. Resmen şovuma başladım şu anda. Son zamanlarda siz de bir yorgunluk hissediyor musunuz? Ha? Mevsim değişimi diyeceğim de mevsim bir türlü değişemedi ki. Kendisinden ayrılmak için uğraşan kıza yapışan adam gibi sonbahar bu sene, değil mi? Biraz öyle bir durumu var. Bence neden değişmiyor biliyor musunuz mevsim? Mini eteğini daha fazla giyebilmek için ay kışı hiç sevmiyorum diyen genç kızlar yüzünden. Ve o kadar saf ve temiz kalpliler ve aynı dileği etekten dolayı dileyen o kadar çok erkek var ki mevsim değişemiyor. Bence. Doktora gittim. Doktor çok yorgunum, hep yorgunum dedim. 23 tane kan testi yaptı, sizde kronik halsizlik var dedi. Dedim ama ben de aynı şeyi söyledim. Sadece doktor farklı kelimeler kullandı. Dedi ki alkol, kafein kullanmayacaksınız ve düzenli spor yapacaksınız. Yok teşekkür ederim dedim. Yorgunluk süpermiş. Ben halsizliği alayım aynen. Kronik haliyle olduğu gibi. Ay gökyüzü bir bulutlandı. Yağmur indi. Şimdi açıldı sonra tekrar yağacak. Gökyüzünü izliyor musunuz? Hiç evrenin derinliklerini merak ediyor musunuz? Evrenle ilgili yeni teoriler çıkıyor ortaya her gün. Benim teorimi duymak ister misiniz? Bence evren çok büyük. Ama şaka büyük yani böyle. Geçenlerde bir belgesel izliyordum. Sadece Samanyolu galaksisinde, bizim de içinde bulunduğumuz, 200 milyardan fazla yıldız varmış arkadaşlar. 200 milyar yıldız. Bana sorsam mesela sence kaç yıldız vardır Bahçe? 1000 yıldız falan vardır derdim. Yor Bahçe çık. Tamam 1040. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? İnsan beyni 200 milyar yıldız konseptini anlama kapasitesine sahip değilmiş. Bazen beynime gerçekten gıcık oluyorum. Hadi beyin anlatsana şunu. Alt üstü 200 milyar yıldız. Hadi! Hadi diyorum sana. Beynim de bana cevap veriyor. Ya Facebook'a bakıyorduk ne güzel. Yine onu yapsak. Canımı yakıyorsun bu sorularla. 200 milyar ne dedin? Aynı belgeselde diyor ki 200 milyar gezegen olma ihtimali de varmış galakside. Beynim onu da almıyor. Diyor ki 200 milyar değildir. Plüton artık gezegen değil. Unuttun mu diyor. Bir tane eksik. Allah'ım beyin lütfen susar mısın? Dinleyicilerimin önünde utandırıyorsun beni lanet olası. Lanet olası beynim. Beynime bunu söylediğimde aslında bunu beynime söyleyen beynimin kendisi, ne acayip değil mi? Evet çok acayip. Genel kültür köşemizde hani bugün Bay J'nin programında bir şey öğrenmedim demeden gitmeyin. Öğrenmedim deyip gitmeyin diye. Genel kültür köşemizde eski Amerikan başkanlarından, hatta net olmak gerekirse 7. Amerikan başkanından bahsedeceğiz. İlk Amerikan başkan suikast denemesi Andrew Jackson'a yapılmış, 7. başkana. Adamın biri başkana ateş etmiş, ıskalamış. Yanında bir silah daha varmış, onu da çıkartmış, yine ıskalamış. Andrew Jackson da bastonuyla adamı dövmüş, sonra da olayın olduğu yere heykelini yaptırmış. Kendi heykelini. Biliyor musunuz? Okulda öğrendiğiniz her şeyi unutacaksınız. Ama bunu unutmayacaksınız. Bay J'nin böyle bir etkisi var. Eğitim şartsa Bay J de şart bir bitom. Evet. Evet. Cenazeden çıkartmak zorunda kalmışlar. Çünkü sıkı durun, papağan aralıksız küfür ediyormuş. Aralıksız. Abraham Lincoln'un filmini çekmişlerdi. Ben bunun filmini seyretmek istiyorum gerçekten. Papağanın küfür ederken cenazeden çıkarılma sahnesini izlemek istiyorum. Adım Bay J sevgili dinleyiciler. Bu benim sahne adım. Aynı zamanda sahte adım. Sahnede gördüğünüz şeylere her zaman inanmayın. Ama burası radyo. Beni dinleyin, kafanızı kurcalayın, faydalanmaya çalışın. Power FM'de Bay J Show devam ediyor. Yo,
You're listening to Bay J on Power FM. İşte burada ve çok şükür diyor. Yani hal hatır soracak olursanız çok şükür diyorum. Bay J'nin işleri her zaman olduğu gibi tıkırında. Para mevzu bahis değil. Yok, gerçekten değil. Power FM'de bedavaya çalışıyorum. Diğer işlerimden kazandığım paraları da karım alıyor. Para benim için mevzu bahis değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Mevzu bahis değil derken. Hani sen bu işi hallet. Para mevzu bahis değil. O değil bu. Karım bütün paraları alıyor benden. Çünkü kabul ediyorum biraz bonkörüm. Paraları saç saç bir durumum var. Oysa ki dünyanın kalanı bayağı fakir. Hindistan, Afrika, Asya'nın büyük bölümü yemek bulamıyorlar. Şimdi sizin hayal gücünüz almayabilir bunu. Yemek bulamıyorlar. Ekmek yok. Açlar arkadaşlar. Bizde ise inanamayacağınız kadar çok yemek var. 1,5 İskender yiyoruz. Arkasından kaymaklı, çok özür dilerim, bol kaymaklı ekmek kadayıfı geliyor. Bunun, bakın, bunun mantıklı bir açıklaması olamaz. 1,5 İskender yedikten sonra kaymaklı, çok özür dilerim, bol kaymaklı ekmek kadayıfı sipariş etmenin sigara içmekten hiçbir farkı yok. Bile bile kendinizi öldürüyorsunuz. Sen yapmıyor musun sanki Bay J bunu? Yapıyorum da zaten ben kendimi öldürmek istiyorum. Evet. O kadar... O kadar çok yemeğimiz var ki gıda alerjileri baş gösteriyor. Ben sanmıyorum mesela, atıyorum Honduras'ta birinde atıyorum laktoz intolerans olsun falan, böyle laktoz direnci. Yok ki, yemek yok. Bakmayın gülüyoruz filan ama acıklı meseleler bunlar arkadaşlar. Hindistan'ın bir köyünde bir çocuğa sandviç verseniz size asla şey sormaz. Pardon, bunun içinde domates veya fıstık ürünü var mı? Sormaz. Sormaz mı? Ama siz bunu anlayamazsınız. Çok şanslısınız. Kıymetini bilmeniz lazım ama şanslı olduğunuzu maalesef kıtlık çekene kadar fark etmiyorsunuz. Çok yemeğiniz var arkadaşlar. Çok. Eşinizle didişiyor musunuz? Adettendir, bir didişin. Karım herhangi bir fikir anlaşmazlığımızda beni yendiği zaman gıcık oluyorum. Geçen gün çantam arabada kalmış, gidip alsana dedi. Gittim geldim, yok orada dedim. Bir de ben bakayım dedi. Ben bakayım dedim. Ve bunu o çıktıktan sonra söyledim. Öyle suratına yapamıyorsun, olmuyor öyle. Elinde çantayla geldi. Ben şöyleyim, lanet olsun. Oğlum da tam bir velet, diyor ki baba Selin abla arabada olmayan çantayı nasıl buldu? Pislik ya, benim tarafımda olması gerekiyor, Selin ablanın değil. Canım benim, Selin ablan cadı bulur. Evet, büyücü cadı. Buluyor, lanet olsun, her şeyi buluyor. Bir şey hariç cep telefonunu bulamıyor çünkü sesi kapalı. Sonra da diyor ki evin içinde cebimi bulamıyorum, beni arasana. Bakma dinleyici bana öyle, sanki siz hiç kapalı alanda birini aramadınız mı cebini bulsun diye. Arıyorum ama cebinin sesi kapalı, bir yerde bız bız ediyor ama çok özür dileyerek söylüyorum, ev 280 metrekare, bulmaya imkan yok. Onun başına geldiği zaman bu hiç problem yok. 40 yılda bir benim başıma geldiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Bay J telefonunun sesi neden kapalı? Allah Allah. Çok kıskanç kadın. Tamam, anlıyorum, bana çok düşkün ama kim bilir, toplantıdan falan gelmişim. Sesi kapalı telefonun falan. Yani kıskanması için ona bir malzeme vermiyorum. Artık eskisi gibi sarsak değilim, dikkatliyim. Neyse, telefonum bulunuyor. Son aramalar, mesajlar falan kontrol ediliyor. Normalde kızarım ama sevgisine çok inanıyorum. Eğlensin çocuk bunlarla. Onun da eğlencesi bu ya. Bay J Show devam ediyor. You are listening to Bay J. Bay J. Bay J. Who are you? Bay J. On Power FM. Bekalam. Belki bana yarın kamyon çarpacak. Bu son programım olabilir. Kıymetini bilerek dinleyin lütfen. Ben Bay J Power FM'de program sunuyorum. Burada çalışıyorum, bazen evde çalışıyorum, bazen evlere çalışmaya gidiyorum. Daha hafif bir yük olacak aslında ama bilmiyorum, insanların doğasında sahiplenme içgüdüsü var. Sanki bir insana sahip olabilecekmişiz gibi. Evleniyoruz, o sanal bir evrak oluyor. İki insanı yasal olarak birleştiriyorsunuz ama o zaman hiçbir sorun çıkmıyor. Hiçbir sorun olmuyor o zaman.
patates satın aldığınız zaman kabzımalın her çuvalından patateslerin %35'i çürük çıksa o kabzımaldan alışveriş etmeye devam eder miydiniz? Hayır Bay J. Evliliklerin %35'i boşanmayla sonuçlanıyor. Kimseden ses yok. Pes arkadaş. Sağduyu sıfır. Aile kuruyorsunuz bir de evlendikten sonra. Çoluk çocuk, akrabalar filan zor iş. Eskiden ben ergenlik çağındayken babam köy köy dolaştırırdı bizi Anadolu'da. Sonunda bir gün babama şey dedim. Baba en azından bir otomobil alamaz mısın? Şaka ediyorum. Arabayla taşrada geziyoruz. Güzel bir köy evi gördüğümüzde arabadaki herkes farklı bir şey söylerdi. Babam oh be ne temiz havası vardır buraların derdi. Annem ay kesin taze meyve sebze kaymak yoğurt vardır burada. Yaşlı dedem şey derdi. Benim adım ne? Adım ne lan benim? Ben de şöyleyim. Bu köy evinin bir bodrumu olsa da bu insanları öldürüp gömsem. Ergenlik çağı belki de insanın hayatındaki en büyük sınavlardan bir tanesi. Ergenlik çağında hormonların bedene eklenmesiyle çok değişik ruh hallerine giriyor insan. Tabii kimseyi öldürmek falan istemiyordum. Zaten çok uysal biri oldum gençliğimde. Şimdi öldürmek istiyorum bazı insanları. Neyse onu bir kenara koyalım. Hormonla alakası yokmuş. Uzun birkaç evliliğin ardından kan görmek istiyor insan rahatlamak için. Belki hani böyle Kurban Bayramı'nı bu kadar seviyor olmamın nedeni de budur. Yani kuzucuklar için üzülüyorum ama bunu yapmak zorundayım gibi. Çocuğun için oldu, çocuğun olduğu için, çocuk olduğu için sen de bir tane mutlu musun Bayce? Sanal ses soramadı soruyu değil mi? Bakın benim mutlu olmam çok zor. Bende kronik depresyon var ama memnun musun diye soracak olursanız. Bakın ben sorumlu biriyim. Memnun değilim. Hiçbir şeyden, sizden, kendimden, dünyadan mükemmeliyetçi düşünüyorum. Hiçbir şey mükemmel değil ben hariç ve buna dayanamıyorum. Anlıyor musunuz beni? Sorunuzun gerçek cevabı mutluyum. Çocuk sahibi olmak çok güzel bir şey ama hayatta her şeyin anlamı değil. Yani çocuk sahibi olamıyorsa bir çift ve 10 kez tüp bebek yapmayı deneyip Tibet'e gidip meditasyon yapıp yogayı da deneyip tekrar o da olmayıp evlat edinme sürecine girip başarısız olup kalabalık bir meydanda birinin çocuğunu çalıp yakalanıp 18 yıl hapis yattıktan sonra çıkıp tekrar tüp bebek deniyorsa belki de vazgeçmenin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama... Üstelik hamilelik ve doğum zaman zaman evlilikleri bitirecek kadar güçlü travmalar yaratabiliyor. Mesela bir daha çocuğum olursa sezaryen sırasında verdikleri narkozun çocuk 7 yaşına gelene kadar etkili olmasını isteyeceğim doktorlar. No one else is, but you are. Yeah. You're listening to Bayje on Power FM. Umarım keyifleriniz yerindedir. Tatile ihtiyacım var. Biraz erken değil mi? Ama bu sene de galiba o bol tatilli senelerden bir tanesi. Bayramda bir yerlere gittiniz mi bilmiyorum. Ben yurt içi. Neden? Param olmadığı için değil. Yok, aslında Rusya'ya gidecektik. Şu sıralar bu şakaları yapmasam daha iyi olur galiba değil mi? Evet. Bilmiyorum. Geçen Arkın'ın programında dinliyorum. Çalışmayıp tatil yapan insanlara gıcık oluyorum demişti. Kendi 3 kuruş maaşıyla Hawaii'ye git deseler hemen gidecek çünkü. Çalışan insan bravo. Arkın'ım öpüyorum. Ay ne bileyim ya. Aslında ben yurt dışına gidebilirim. Ama memleketimde harcamayı istiyorum parayı. Ama Bayce sen hani İtalyandın? Evet ama şu sıra müsait değilim. İtalyan olmaya müsait değilim şu sıra. Daha çok Türk olmak çok güzel şu anda. Tatilde çok yiyor muyum? Yiyorum. Ne bulursam yiyorum. Yani fakir bir aileden geliyorum. Yemek bulduk mu fazla ayrım yapmazdık. Tabii şimdi halim vaktim daha bir yerinde ılımlı bir vejetaryen gibi yaşamaya çalışıyorum. Ilımlı vejetaryen ne diye soracak olursanız vejetaryen olmaktan daha iyi. Öyle katı kurallarımız yok. Dernek başkanımız bile part time kasaplık yapan bir arkadaş. Yani bayağı rahatız. Anladın mı? Moralim
çok iyi. Bugün doktora gittim. Son derece iyiymişim. Gerçi doktorun önünde çırılçıplak soyunmaktan biraz utanıyorum ama çok iyi bir göz doktoru bu yüzden. Ya şu fenomeni, şu tribi anlıyor musunuz? Şu kadınların babalarını andıran, babalarına benzeyen, babaları gibi kokan erkekleri çekici bulması meselesine ne diyorsunuz? Gerçeklik payı var mı sizce? Ha? Bilemiyorum yani. Ne bileyim, karımın babası yakışıklı bir adam filan, yani benimle alakası yok. Açık renk gözleri var, böyle uzun güzel saçları var filan, yakışıklı bak. Kıyafet giydiğimi üstünde duruyor falan. Ben baya yanında şey gibi duruyorum, sokak serserisi gibi duruyorum. Ya, ne bileyim. Bir sevgilim vardı mesela. Onunla da evlilik yolunda ilerliyorduk da olmadı sonra. Nasıl? Evet, başka sevgilisi varmış Bay J'nin. Evet. Neyse, önemli değil. Eski sevgilimin babası kel, şişman ve kekemeydi. Bu muyum ben yani? Ona bakarak mı seçmişti beni mesela? Ha? Plastik terlik giyiyor. Gece yatarken dişlerine bir bardağa koyuyor. Bende bir tane çürük yok şu yaşımda. Neyse, en azından kızı babasına çekmemişti. Ona seviniyordum yani, neyse. Neden Bahçe? Çok sevsen kel bir kadınla çıkmaz mıydın? Wow. Bir gün bu soruyla karşılaşacağımı biliyordum ama hiçbir zaman bir cevap düşünmedim. Çok sevsen kel bir kadınla çıkmaz mıydın? Kel kadını. Evet. Hayır, korkuyorum. Buna evet dersem hemen arkasından ama bacakları da çarpık olsa diye soracaksınız diye. Hayır, ben güzel kadın seviyorum. Bu konuda prensiplerim var. Evet, dün genel müdürümüzle neden şirketimizde yeteri kadar güzel kadın çalıştırmıyoruz diye sordum. Bana senin yüzünden dedi. Da aşk olsun müdür bey dedim. Korkmasınlar, sırayla hepsiyle çıkarım, dışlamam hiçbirini dedim. Yani çekinmelerini gerektirecek bir durum yok. Ay. Eşin genç mi Bayce? Çok genç. 30'larımdayım dedi ama biraz genç duruyor. Belki de 20'lerimdeyim dese bana yetersiz kalacağından korkmuş olabilir. Oysa ki çok daha yeterli olacak. Tamam, çok güzel. Peki, ilk saatimizi bitirdik. Daha bir saatimiz daha var. Sonra Arkın gelecek. Burası Power FM. Bayce Show devam edecek. You're listening to Bayce on Power FM. Merhaba, iyi akşamlar Türkiye. Burası Power FM. Biliyorum koşuşturuyorsunuz çünkü her zaman her şeyi son dakikaya bırakıyorsunuz. Ne oluyor? Hayda, trafiğin içine gir, kalabalıkta boğul, yağmurlu havada saatlerce trafikte kal. Neyse ki ben varım. Adım Bayce. Aslen ben İtalyanım. Gerçek adım ve soyadım Tony Testosteroni. Sağ olun, tanıştırma, memnun oldum. Erkek gibi erkek, adam gibi adamım, kıllıyım, gururluyum. Gömleğimin düğmelerini açtığımda göğsüm, ev adresim ve telefon numaram şeklinde tıraş edilmiş. Evet, meraklısına bebeğim. Elimden geleni yapıyorum bebitom, elimden geleni yapıyorum. Bu hayat bana neden verildi? Bir bulsam bu saçmalıkları yapmayı bırakacağım ama bu libido ve bu zekayla bunu başarabileceğimi zannetmiyorum. Tam önemli mevzulara konsantre olacakken sivri zekamla önümden bir kız geçiyor. Birini geçmesine de gerek yok. Bir şey hatırlıyorum, hop en baştayım. Konsantrasyon yerlerde. Olmuyor. Bayşe, kusura bakma ama bazen bu kadınlara olan düşkünlüğü yüzünden salak durumuna düşüyorsun, tamam mı? Evet, peki, tamam, kabul ediyorum. Bu işin sonunda kim kazanıyor peki? Kızlarla takılan ben. Siz mıy 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 eleştirenler mıylanmaya devam ediyorsunuz. Hayat kısa. Bu kısa hayatınızdan ne bekliyorsanız, ne istiyorsanız alın, yapın, ölçün, biçin. Yoluma çıkmayın yeter. İyi akşamlar Türkiye. 26 November. 26 Kasım 2015. Evli çiftler var mı dinleyicilerim arasında? Alkışlayın diye söylemedim. Bunda sevinecek veya böbürlenecek bir şey yok. Ay, hemen havalara girmeceler. Bekar insanlara acıyorum bazen. Neden biliyor musun? Çünkü evli çiftler filmin sonunu biliyorlar. Bu yüzden bedbaht hayatlarına alışıp düzenin bir parçası olmuşlar. İdareten yaşıyorlar ve sakın yeni evliler bana ama biz çok mutluyuz demesine biraz bekleyin, sabırlı olun.
Hemen değil. Ne böyle mutluluk abidesi, evlilik kurumunun sırtlarında taşıyan çiftler gördüm. Nefretle boşandılar birbirlerinden. Ha, bekarlar için üzülüyorum çünkü hep ümit dolu ve heyecanlılar. Gelecekte onları bekleyen evlilik, birliktelik, her neyse, onun için ümitleniyorlar. Ve siz de bir insanı boş şeyler için ümitlenirken görünce üzülmüyor musunuz normalde? Yaşasın. Yakında ben de. Yakında ben de maddi sıkıntı çekip cinsel mahrumiyet yaşayıp bugüne kadar suçlanmadığım konularda dırdır yapılarak suçlanıp eleştirilip yerden yere vurulacağım ve karakterim değiştirilmeye çalışılacak. Becerilmeyince partnerim benden nefret edecek. Azıcık değişmiş numarası yapınca da sen çok değiştin artık, kim olduğunu bile bilmiyorum, seni tanıyamıyorum diye ağlayacak. Bekleyemiyorum. Bütün bunların olması için sabırsızlanıyorum. Hadi hadi olsun, hadi olsun. Bay J, Power FM. This is Elif Hanım. Hey, it's Christina Aguilera. Hi, I'm Adele. No one else is, but you are. Bay J. İyi günler, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Benim. Ya benim tatile ihtiyacım var. Sanki başka bir anonsta daha söylemiştim. Ay. Türkiye'nin... Dünyanın en iyi radyo kanalı Power FM'i dinliyorsunuz. Ben biraz iddialı konuşmayı seven bir tipim. Belki fark etmemiştiniz daha önce ama... Adım Bayce. Bakın ben... programımı beğenmeyenler olduğunu kabul edecek olgunlukta bir insanım. Bayce'yi beğenmeyenler de var. Bana mı anlatıyorlar? Ben kolay mı katlanıyorum kendime sanıyorlar? Vallahi öyle. Her sabah aynaya bakıp... aldığım fazla kiloları ve yaptığım binlerce yanlıştan sonra geçen yılların bıraktığı duygusal fiziksel izleri görünce kendimden az mı nefret ediyorum zannediyorsunuz? Çok haklısınız. Beni sevmeyenlere şöyle bir mesajım var. Sizi de aramızda görmek istiyorum. Bu yüzden gelin. Biraz kendinizi anlamak için zorlayın. Standardınızı yükseltmeye çalışın. Siz de bu entelektüel komedi grubunun bir parçası olun. Neden olmasın ha? İlişkiler ve yürütmenin ne kadar zor olduğu konusu. Bence çiftlerin birbiriyle daha az konuşması gerekiyor. Özellikle bir şey daha var. Birbirine daha az soru sorması gerekiyor. Çünkü ilişkilerde yalan çok kötü bir şey. Karşınızdakini bunu yapması için teşvik etmemeniz gerekir. Bu da fazla soru sormayarak olur. Bazen karım bir soru soruyor bana. Tamamen kötülük maksatlı. Sorunun cevabını biliyor. Sadece yalan söylemem için mahsus soruyor. Gerçekten ya. Vay be, bazen bir şey yaparken yakalıyor beni. Çok komik. Yani korkudan altıma yapacak seviyeye geliyorum. Ben karımdan çok korkuyorum. Küçücük bir şey ama yani. Çok korktuğum için zaman zaman başka kadınlara sığınıyorum. Yoksa ben... Aslında... Aman. Ay ne bileyim ya. Feng Shui diyor ki bilgisayar monitörünüzün parlak yüzü dış kapıyı görmeliymiş diyor. Belki ondan huzursuzluk geliyor, bilmiyorum ki. Sanki milattan sonra 300'lerde monitör veya elektrik vardı Allah aşkına ya. Ay. Ay ne bileyim ya. Karımla zor, karımla kadınla zor, kadınla zor. Karımla kolay, karımla kolay, bu akşam beni dinliyor. Ay. Ne diyeyim, ne yapayım bilmiyorum ya. Sizi nasıl memnun edeyim onu da çok iyi bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Power FM'de Bay J yayında. İnişlerimiz çıkışlarımız oluyor. Mutlu günlerimiz, depresif günlerimiz. Sizin bunlardan haberiniz bile olmuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz profesyonel bir ekibiz de ondan. Evet. Havayı koklayan adamın hemoroid sancıları var. Haber spikerlerim bugün kuaförde ve maniküriste boş saat bulamamış. Ve ben Bay J, buraya yayına yetişebilmek için dün gece tabladığım 300'lerden sadece ikisiyle takılabildim. Ama bunları size yansıtıyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü biz profesyoneliz. İtiraf ediyorum, bu şarkıyı ilk dinlediğimde adı Sesame diyor zannediyordum. Mistakes I made. Peki.
Birazdan David Guetta, Bang My Head. Bay J Show devam edecek. Bay J. Bay J. Birçok dinleyicim maillerinde benden fotoğraf ve randevu istiyorlar. Bunu anlıyorum. Çok beğendiğiniz bir ünlüyle tanışmak isteyebilirsiniz. Ancak ünlü bir DJ ile kişisel olarak tanışmak yüz yüze sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü birçok zaman radyoda yansıttıkları karaktere sahip olmayabilirler. Mesela benimle tanışsanız karşınızda bulacağınız kişi sandığınızdan daha genç, daha yakışıklı, daha zengin ve Porsche'si olan biri olacaktır. Böyle bir hayal kırıklığı ile yaşayabilir misiniz? Garip biriyim. Bunu biliyorum. Bu yüzden lütfen bana sen manyağın tekisin, seni içeri kapatmaları gerekiyor gibi şeyler yazmayın. Sizi anlıyorum ama eğer güzel bir şey söylemeyecekseniz hiçbir şey söylemeyin, olur mu? Ha? Yani çünkü ben zaten hani evliliği, sosyal hayatı, sorunları olan, sıradan bir aile yaşamı olan bir insanım. Bir de kötü eleştirileri çekemem, kusura bakmayın. Şimdi her şey anlatıldıysa şunu unutmayın. Ben sizin dostunuzum. Aristo ne demiş biliyor musunuz? Dost iki vücutta bir ruhtur demiş. Lanet olsun, neden ben böyle şeyler söyleyemiyorum? Neyim eksik? Aristo'dan. Bazen çok beğendiğiniz ve tutkulu olduğunuz bir kadın başka bir adamla birlikte olmaya karar verdiğinde size de oluyor mu? Benim ne farkım var? Neden o ve ben değil? Küçük dostum. Kadınlar birer kapalı kutudur. Belki de onunla birlikteyken sizi düşünüyordur. Belki her gün her dakika sizi düşünüyordur. Belki de kendinizi gözünüzde fazla büyütüyorsunuzdur. Zavallı kaybeden. Ya Amerika'da bir adam bu gazete bayilerindeki kadın dergilerinin içine telefon numarasını böyle ahlaksız teklif yazan mektuplar bırakıyormuş telefon numarasıyla beraber. 45 yaşında bekar bir erkeğim, 1.80 boyundayım, kadınlarla birlikte olmak istiyorum. 18-59 yaş arası herhangi ırktan, etnik kökenden, milliyetten olabilir. İhtiyaçlarınızı gidermek için beni arayın. Bunu bir senedir yaptığını da itiraf etmiş. Bu süre içinde sayısız kadın beni aradı demiş. 116 kişi aramış ama bir tek tanesiyle birlikte olmamış. Bilemiyorum yani bu kadar düşünceli, fedakar, kendini dürüst bir şekilde ifade edilen bir erkeğe kim ait diyebilir ki gerçekten. Adına internet diyorlar ve hangi sapıklığı istiyorsan ona uygun bir blog var. Seç ben. Arkadaşlar bakın adamın yerine kendimi koydum da bunu yapıyor olması için gerçekten çok zor bir hayatı olmalı. Bayşe. Efendim Baby Tom. Bir erkek dergisi alsan içinden böyle bir not çıksa arar mıydın kadını? Arardım tabii. Ben kalpsiz değilim ve beni isteyen kimseye hayır diyemem. Ama güzel olmalı, genç olmalı, yıkılmalı, kısaca yani normalde ulaşamayacağım bir kadın olmalı. Ay anladık, tamam. Çok özür dilerim, tutamadım kendimi. Kurumsal şirketlerin kurumsal dublaj sesiyim. Filmlerde, dizilerde oynuyorum. Reklamlarda oynuyorum. Konserler veriyorum. 10 parmağımda 10 marifet. You're listening to Bay J. İçim mutlulukla doldu. On Power FM. İş yerleri iş yerinde yapılan yılbaşı partilerini bu yıl yapmayı planlamıyor. Doğum günlerini falan da kutlamıyorlar. Kriz var, işlerin kötü gitmesi sebebiyle ve zaten kutlayacak bir şey yok. Herkes işçi çıkartıyor. Yani biz buradayız Power FM, biliyorsunuz yani kazancımız maşallah. Baktım az önce sekreter günde 18 saat çalıştığı için uyuyakalmış. Güvenlik görevlilerini de işten çıkarmışız. Yani sanırım bir ben kaldım. Servetimle baş başa bu saatte buralarda. Kızlar size söylüyorum, savunmasız ve yalnızım stüdyoda. Çok param var. Uyumayı seven var mı aranızda? Uyumak.
Tam bir hafta içi akşam prime time radyo sunucusunun konuşması gereken konu. Sakın uyumayın ha yolda. Benim adım Bayece. Burası kesintisiz hit müziği ve Türkiye'nin en iyi akşam şovmenini çalıştırmasıyla ünlü Power FM. Teşekkür ederim. Uyumayı seviyorum. Neden? Rüya görüyorum. En kötü tarafı uyanmak ve kaka hayatınıza geri dönmek. Eyvah, le kakaya dönüş. Hani böyle rüya o kadar güzeldir ki arada bir uyanıp gerçek hayatınızı hatırlayıp anında baş ağrısı girer ya kafanıza. Sonra tekrar vurursunuz kafaya ama asla eski rüya, o aynı kalitede bir rüya toparlayamazsınız. Bana hep öyle oluyor. Önceki rüyanın mutasyona uğramış bir haliyle kaçar. Önceki rüyada atıyorum ne bileyim Jizel'le bir jacuzzi'de çıplaz birbirimize doğru ilerliyoruz. Uyanıyorum, tekrar rüyaya atıyorum, hop Tom Cruise'la. Tom Cruise'la, merak etmeyin, yok hayır. Babamın yeni ofisine jaluzi falan takıyoruz. Berbat bir şey yani, anladın mı? Çıplak el ele. Milli Piyango'yu merak ediyor olabilirsiniz. Belli oldu. Bu sene 55 milyon lira. Büyük ikramiyenin yanı sıra bir tane 5 milyon lira var. Bir tane 3 milyon lira var. Bir adet 2 milyon lira var. Hiçbir işe yaramaz. Bağdat Caddesi'nde bir daire alamazsınız. Bir adet 1 milyon lira ve bir adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Çekilişte toplam ikramiye tutarı 289 milyon. Geçtiğimiz sene 50 milyonda 55 milyon olmuş. 50 milyonda çeyrek bilete çıkmıştı. Paylaşmışlardı. Yılbaşında... Ya son yıllarda şöyle bir trend var. Yılbaşı hediyesi olarak Milli Piyango bileti veriyorlar insanlar birbirlerine. Yani temelde hediye edilen şey hiçbir şey. Yani al sana hiçbir şey aldım. Milyarda bir falan çıkma şansı var ya. Ha şey düşünsen, bileti hediye ediyorsunuz. Aldığınız riskin farkında mısın arkadaşlar? O kişiye çıkarsa yaşayacağınız hayal kırıklığı ve... İntihara teşebbüs edebilirsiniz. 55 milyon. 55 milyon. Şurada telefon açıyorsunuz 1 Ocak'ta şey diyor. Ya Bayce çok teşekkür ederim. Bilete 55 milyon lira çıktı. Tebrik ederim. Sen bana ne almıştın? Kahve kupası. Evet tabii, kahve kupası. Kahve içiyorum. Hatta bu sabah çorba içtim kupadan. İçinizden de şöyle geçiriyorsunuz. Ona bir Ferrari hediye etseydim şu an zengin biriydim. Ha, alo, ne kadar demiştin? 55 milyon. 55 trilyon eski parayla, yenisiyle 55 milyon. Ha. Tamam canım, güle güle harca, ben kapatıyorum. İçeri gidip bir cam parçasıyla atar damarımı keseceğim ben. Evet, hadi bye. İşte bu yüzden ben yine herkese bilet alacağım ama sanki görüşmeye fırsat bulamamış gibi yılbaşından sonra vereceğim. Canım bu da senin için, kusura bakma biraz geç oldu ama canım, bak zarf kilitli, bakmadım hediyene, tamam mı? Bay J Show sona erdi.